Bugün de doldurdum ve çıkıyorum. Şimdi yurduma gideceğim. Yurda giderken yoldan bazı görüntüler alacağım sizler için. Hadi başlayalım. Burası benim çalıştığım kurum. Adliye. Şu sarı bina adliye. Burası da sosyal hizmetler. Buranın biraz yukarısında yürüme mesafesinde erkek yurdu var. Onun da daha ilerisinde, çarşıdan da ileride İskebe tarafı diye bir yer var burada. Ben çok hakim değilim oralara ama İskebe'de bir erkek yurdu daha var. Zaten iki yerde erkek yurdu var. Şu karşıdaki dağ görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası Bakır Apart zaten. Burası önceden kız apartıydı. Erkek apartına çevirdiler. Şu dağın şu tarafında bir yerde de, şurada bir yerde de bizim şey var, kız yurtları var. Hemen şurada yanımda da Kafkas Öğrenci Yurdu diye bir yurt var. Şurada bir şöyle bir yurt var. Bu kız apart birincisi. Az önce bir çalışanına denk geldim de fotoğrafını mı çekiyorsun falan dedi. Ben de arkadaşlarım için çekiyorum dedim. Şurada burası da divane kız apart. Şurada yine bir apart var. Divane apart. Bir de son bir yer göstereceğim arkadaşlar. Geçen sene öğrenciler kalıyordu. Sanırım öğretmenler falan da kalıyormuş. Biraz daha apartman tipi burası. Kampüse yakın olan 4 tane kız apart var. Şu gösterdiğim bina karışık ama kız erkek kalabiliyor. Sadece kız apart ya da erkek apart değil. Bir de sanırım burası zaten tam olarak apart diye de geçmiyor olabilir. Bununla ilgili çok net bir bilgim yok. Sadece göstermiş oldum. Siz detaylı bilgiye kendiniz ulaşırsınız. Şimdi size buradan okula nasıl gidildiğini göstereceğim. Okula çok yakın zaten. Şimdi nereye gidiyorum? Ha bir de şunu göstereyim. Şurada. Burası da ev. Burada da öğrenciler kalıyor. Apart değil sanırım orası. Daire şeklinde. Oranın karşısında hemen Seyitler Durağı diye geç. Şuradan direkt üniversiteye gideceğim. Burası üniversitenin girişi. Şurası da küçük şirin bir yemek yediğimiz yer. Şurası spor salonuydu. Ancak geçen sene buranın içerisi boşaltıldı. Çünkü tadilat yapılacak denildi. Burası kongre merkezi. Şu an kampüsün girişinden çekiyorum arkadaşlar. Burası kongre merkezi. Şurada otopark var. Fakültelere giden kısa yol gibi de görünüyor burası ama bence eşit. Şurada kütüphanemiz var. Orayı göstereceğim zaten. Bu şekilde kongre merkezinde işte yıllık etkinlikler, konserler, toplantılar, mezuniyetler, her şey. Oryantasyon haftalarını burada yapıyorlar. Şuradan direkt kampüse yürüyüş yoluna iniliyor. Öğrencilerin oturduğu yerler falan var. Burası sağlık fakültesi. Zaten burası merkez kampüsüye geçiyor arkadaşlar. Sadece bu 4 fakülte var. Biz eğitim kantini diyoruz. Fakültesi göstereyim. Sağlık fakültesi ile geçişi burası. Birleşik binalar zaten. Burası bizim fakültemiz. Dersten çıktıktan sonra ne hava almak için geldiğimiz ilk yer burası. Şimdi de kütüphaneye götüreyim sizi. En kötü yanı hafta içi saat 8'e kadar, hafta sonunda saat 5'e kadar açık olması. Sınav haftaları mesela hafta içi saat 10'a kadar mı? 11'e kadar herhalde. Evet 11'e kadar çekiyorlar. Hafta sonunda işte 8'e kadar falan çekiyorlar. Ama bu sefer de şöyle bir sıkıntı oluyor. Hafta içi saat 11'e kadar uzayınca yurtta kalan insanlar için yemek hakkı saat 10.30'da bitiyor. Yani parmak basmanız 10.30'da son buluyor ve yurda giriş saatiniz zaten en son 11. Siz yine bir şekilde hani 9.30 gibi 10 gibi buradan çıkmanız lazım. Buradan merkezden Seyitler'e çıkmak 15 dakika sürüyor. Çok uzun sürmüyor. Biz buraya kendi aramızda kampüsün meydanı diyoruz. İnternette görünen nehrin hemen arkasındaki yürüyüş yolu. O fotoğrafta buradan Çoruh Park'tan çekilen fotoğraflar. Şuralarda kamelyalar var görüyorsunuz. Buralar bizim işte çiğ köfte, mangal, artık piknik, oturma, sohbet, muhabbet her neyse öyle şeyler yaptığımız yerler. Burası da bir düğün salonu. Genelde mezuniyetlerini burada yapıyor öğrenciler. Öyle.
Burada da işte sürekli voleybol, işte yakan top, artık ne olursa, insanlar ne oynamak isterse oyunlar oynanan. Buralara öğrencilerin oturup oynayanları izlediği, sonra birilerinin gitar çalıp şarkı söylediği, daha sonra birilerinin horon teptiği mekan genelde burası da. Burayı çok seviyorum ben. Atatepe var. Biliyorsunuz bu heykel Türkiye'deki, hatta dünyadaki en büyük Atatürk heykeli. Şuranın adını her zaman söylemekte çok zorlandım. Planetarium. Evet. Sinema salonu gibi bir yer. Böyle en fazla 50 kişinin girebileceği bir yer. Niye var bilmiyorum. Biz hiç kullanmadık. Emin değilim de. Bizim çocuklar hep şurayı bizim yurt diye gösteriyorlardı. Evet, köprüyü göstereceğim şimdi size. Şöyle bir turnike var arkadaşlar. Şu köprüden geçiyorsunuz karşıya. Karşıda da bazen eğlence falan yapıyorlar. Şöyle nehrin üzerinden sallanan bir köprü bu. 2 yıllık sağlık fakültesinin olduğu yer. Var. Nar. İşte öyle de verimli bir kampüs. İçeride birileri var, beni izliyor. Biri de çıkar bana. Kızım ne yapıyorsun burada falan derse. Okulumuzun reklamını yapıyorum. Daha ne yapayım diyeceğim. Şöyle. İşte ikinci kantin. Arkadaşlar kampüs çok büyük olmadığı için çok fazla da bir şey çekemedim. Ama kampüsü büyük yapan şey, bu arada nefes nefese kaldım, kusura bakmayın. Kampüsü büyük yapan şey, sizin bu küçücük alanda içerisinde biriktirdiğiniz anılar oluyor. O yüzden geldiğiniz yeri görününe göre ya da işte büyüklüğüne küçüklüğüne göre değil de ne kadar anı biriktirdiğinize bakarak yorumlayın. Kimlerle birlikte olacağınıza bakarak yorumlayın. Bu arada bir yer daha göstereceğim. Şurada da kızlar kalıyordu. Burası da bir ev. Apart falan diye geçmiyor yani. Aslında gerçekten tutabiliyorsanız okula yakın ev falan tutmanız çok iyi olur. Ama maalesef ki kiralar çok fazla, çok yüksek. Şu anda KYK'lar bile 550 ile 800 lira arasında değişiyor. Şu mavi şeritli arabalar çarşıya ve otogara gidiyor. Seyitlere çıkanlar da kırmızı şeritli arabalar oluyor. Şimdi hemen onu da göstereceğim size. Artvin'de konvoy da görmedim demem artık. Bagajda kameraman vardı. Milletin yani düğün videosunda da yer aldım. Düşünsenize düğün videolarını izlerken Artvin'i tanıtan birisi çıkıyor falan. İşte burası da Seyitler Durağı. Şuraya yeni bir şey yapılıyor ama pek öğrencinin hayrına bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü yanında Parablu var. Öğrenci arabayı doldurdukça hemen kalkıyor. Saatini beklemeyebiliyor. Özellikle sınav haftaları bu çok oluyor. İşte şu kırmızı araçlar da Seyitler Köyü'ne kalkan. Bu arada burada gerçekten dolmuş kültürü var. Arabaya bindiğiniz zaman para uzatıyorsunuz. Paso sistemi yok. Ya da akpil. O sistem burada yok maalesef. Nakit para veriyorsunuz ve az önce de dediğim gibi inmek istediğiniz yerde inecek var dediğiniz zaman araç duruyor. Aslında bir yandan da güzel bir şey. Şimdi burası Seyitler'deki KYK kız yurdu, Çoruh kız yurdu. Eski bina. Bu çalışma odası her katta var. Bazı katlarda, örneğin 4. katta daha büyük ve daha geniş. Burası yangınlardı beni. Burada sigara falan içiyor kızlar. Şurası da boş bir oda, göstereyim. Böyle. Önceden şu iki kapak ve şu üstteki küçük dolap iki kapaklı. Şöylece tek bir kişiye aitti. Dediğim gibi önceden bu yurt 3 kişilik bir yurttu. Ama sonradan barınma sıkıntısı yaşandığı için, ay birisi var sandım, böyle 6 kişilik
ranzalarla kapasiteyi arttırdılar. Şimdi herkesin kendine ait komodini vardı falan. Yani şunu da göstereyim. Şurada bakın servisi görüyor musunuz? Otobüsün hemen arkasında, büyütemiyorum elim dolu olduğu için. Servis oradan alıyor öğrencileri. Şu görünen bina da ikinci yeni yapılan bina. Birazdan çıkınca onu da gösteririm. Her gün biz her sabah servisimize biniyoruz. Direkt Seyitler Köprü'de indiriyor bizi. Yani bu şekilde dediğim gibi şey, hani lisedeki servis sistemi gibi. Şu çalışma masası var. Çalışma masası maalesef 3 kişilik ama odamız 6 kişilik. Yani bu 6 kişilik olma durumunun geçici olduğunu söylediler yeni bir yurt yapılana kadar. Ama biz inandık mı? Çok inanmadık. İnanmamamız gerektiğini düşündük daha doğrusu. Öyle. Şöyle mini küçük bir buzdolabı var. Burası da tuvalet, banyo. En sevdiğim yeri göstereyim ya da biz her dedikodu yapmak istediğimiz şurası da Seyitler Kampüsü. Voleybol olanları. Burası da kantin. Şurası da kantin olması lazım. Evet abla. Arkadaşlar burası da işte bizim Çoruh Kız Yurdu'nun dışarıdan görünümü. Bu da arkadaşlar geçen sene yapılan yeni yurt. Akıllı o şey çıkar. Abi öğrenci. Şey yapacağım. Yanlış olmasın bak. Yani bizim okul için kullanacağımız yerler bu kadar. Korkmayın, önyargıyla gelmeyin. Burası küçük, tatlı bir yer. Yani seveceğiniz bir yer, emin olun. İnşallah tanışırız. Yardıma ihtiyacınız olursa ve elimden gelen bir şeyse seve seve yaparım. Buraya geldiğinizde birçok arkadaşımız da size yardımcı olur, emin olun. Yapmak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şunu ekleyeyim, merkez dışındaki yerleşkelerle alakalı bir bilgim yok. O yüzden bir şey diyemedim de zaten.
maalesef oralar için, oralarda okuyan birilerine ulaşmanız sizin için daha sağlıklı olacak. Yine de bir bilgiye ulaşırsam sizinle paylaşırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın. İyi günler. I'm confused. Internet's gone loose, so time is for